belediyelerimizin ruhsatsız yapı ile mücadelelerine mesleğe başladığımız ilk yıllardan itibaren tanığız. Ne yazık ki, bu konuda netice alınabilmiş değil. Geçmişte büyük olayların çıktığı yıkım bölgelerinde bugün devasa yerleşimler kuruldu. Ruhsatsız ve kaçak yapıyı kontrol altına almak için Türk Ceza Kanunu, NDA yapılan düzenleme de etkili olmadı. Hapis, cezası öngören düzenleme yürürlükte, fakat belediyelerimiz yine de kent merkezleri ve kırsalda kaçak yapılarla baş edemiyor. Dün Osman Gazi Belediyesi İmar Müdürlüğüne bağlı Yapı Kontrol Bürosu ekipleri Mutlular Mahallesi'nde ova içindeki verimli tarım toprakları üzerine inşa edilen kaçak fabrika ve depo binalarını yıkmışlar. Ovanın kalan kısmı da bu yolla yok olacak. Daha caydırıcı önlemlere ihtiyaç var. Devletçe belediyelerimizin bu konuda desteklenmeleri gerekiyor. Belediyeler kararlı bir şekilde kanunsuzluğun üzerine giderken devlet de kendilerini desteklemeliler. Ovayı ve üzerine inşa ettikleri milli servetin yok olmaması için bu tür yapıların planlı alanlara kurulmaları teşvik edilmeli. Aksi halde, her geçen gün azalan ovamızı daha da kurtaramayız. Vatandaşlarımız da tarım topraklarının insan yaşamı için öneminin farkına varmalılar. Gıda ürünlerinin yetişeceği toprakların betonlaşmasına yol açmamalılar. Artan nüfus, sağlıklı gıdaya erişimi her geçen gün zorlaştırıyor. Bu nedenle, belediyelerimizin uyarılarını dikkate alıp, tarım arazilerin üzerine kontrolsüz biçimde yapılar dikmemeliler. Belediyelerimiz de hiç ayrım gözetmeksizin kanunların verdiği yetkileri kullanmaktan da kaçınmamalılar. Gelecek nesillere gıdalarını yetiştirebilecekleri topraklar bırakmak hepimizin yükümlülüğü. Osman Gazi Belediyesi, Nini ilçe sınırlarındaki kaçak yapılara dönük mücadelesini destekliyoruz. Kimse, imar planlarının dışına çıkmamalı, belediye meclislerinin belirlediği yapılaşma alanları üzerinde konut ve işyerlerini dikmeli. Aksi halde, fotoğrafta da görüldüğü gibi, belediyenin balyozu, diktikleri ruhsatsız yapılar üzerine inmeye mahkumdur. Biliyoruz ki, Osman Gazi Belediye Ba. Şeykanı Mustafa Dündar bürokratlarının tüm çabaları, gelecek kuşaklara yeterli tarım toprakları da olan bir ilçe bırakmak. Ana kuca. I Bursa'yı sarıyor. Büyük. Şehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın seçim beyannamesinde en çok önemsediği vaatlerden biri ana kucaklarıydı. 6 ana kuca ile başlayan o projede şimdi Bursa merkez ve ilçelerle birlikte 26 merkeze ulaştığı görülüyor. Sayının da her geçen yıl arttığını izliyoruz. Üstelik, ayrım gözetmeksizin merkez dışındaki ilçelerde de ana kucakları açılmaya başlandı. Bugün büyük, Şehir Belediyesi bünyesindeki ana kucaklarından 2500 öğrencinin daha mezun olduğu anlaşılıyor. Okul öncesi eğitimin çocuklarımızın gelecek yaşamlarında iz bırakıcı etkileri olduğunu anlatmaya gerek yok. Devletin de bu konuda okul öncesi eğitimi ülke genelinde yaygınlaştırma çabalarının olduğunu biliyoruz. Bizzat Bursa'da Büyükşehir Belediyesi eliyle okul öncesi eğitime destek atılmasını önemsiyoruz. Bunu yapan başka belediyelerimiz de var, gücü, bütçesi yeten her belediyemiz tıpkı büyükşehir gibi bu ulusal eğitim atağına omuz vermeli. Ülkemizin böylesi projelere ihtiyacı var. AK Parti yükseli affetmedi. Yaz geldi, kültür sanat festivalleri, panayırlar çoğaldı. Ülkemizin dört bir yanında değişik isimler altında festivaller yapılıyor. Bu etkinliklere ülkemizin ünlü sanatçıları konser vermeleri için davet ediliyor. Kimileri ise yaptıkları konuşmalarla baltayı taşa vuruyor. Melek Davaç. Onlardan biri. AK Parti'ye oy veren kitleleri aşağılayan bu sözde sanatçı, tepkiye rağmen Tekirdağ'daki konsere katılınca AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i de yaktı. Gerçi buna yaktı da denmez. Konseri, iptal et, çağrılarına kulak tıkayan S. Üleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel bir bakıma siyasi yaşamını sekteye uğratan adımı da kendisi atmış oldu. AK Parti Genel Merkezi Yüksel. İn istifasını aldı kendi kitlesini aşağılayan bir ismi festivale davet edip sahnede başını omzuna dayamasına müsaade eden ve elini öpen başkan Yüksel bunu bilerek ve isteyerek yaptığını göre sonuçlarına katlanmayı da göze aldığını düşünüyoruz. AK Parti'nin bu tutumu görevdeki diğer belediye başkanlarına da ders olmalı. Kimse halk iradesinden daha üstün değildir. Döneminiz dolmadan da koltuklara veda etmek durumunda kalabilirsiniz.